Herkese selam Pembe Teknoloji'nin güzel takipçileri. Bugün sizlerle beraber bildiğiniz üzere artık telefon alım satımları ya da tüm teknolojik ürünleri internetten satmaya başladık. Bizim de ofisimizde bir telefonumuz vardı ve bunun içinde bizim en güvenilir bulduğumuz alan yer EasyCep oldu. Bu yüzden buradan satmaya karar verdik. Peki cihazı satarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle telefonunuzdaki tüm verileri sildiğinizden emin olun. Bazen fabrika ayarlarına geri dön ve tüm verileri sil diye seçenek var ve bunun ikisi arasında kalıyor olabilirsiniz. Eğer tüm verilerinizi silerseniz uygulamanın içerisindeki veriler silinmiş olacak. Fabrika ayarlarına dönerseniz de telefonunuz sıfırlanmış olacak. Fakat şöyle bir durum var. Bazen bu verileri de geri alabilme gibi bir problem olduğu için tüm uygulamalarınızdan çıkış yaptığınızda mutlaka emin olun diyeyim. Aynı zamanda bu duruma ek olarak sattığınız kişinin güvenli olması da çok önemli. Çünkü siz telefonunuzu verdiğiniz anda eğer kötü niyetliyse bu verileri geri getirmek için elinden geleni yapar ve bazen de bu işlem tutabiliyor. O yüzden tüm verileri sildiğinize emin olun ve güvenli bir kişiye sattığınızdaysa gönül rahatlığıyla bu işlemi gerçekleştirebileceğinizi söyleyebilirim. Son olarak bu cihazı satarken de piyasa fiyatlarına da dikkat ederseniz daha kârlı bir alışveriş yapmış olursunuz diyeyim. Peki ben neden İzceb'i seçtim? Çünkü şu yüzden Türkiye'nin en büyük yenilenmiş teknolojik ürün marketi olduğunu düşünüyorum kendimce ve en güvenilir şekilde burada satabileceğimi düşünüyorum. Aynı zamanda en rahat bir şekilde burada satabileceğimi düşündüğüm için İzceb'i seçtiğimi söyleyebilirim. Bu site içerisinde sadece telefon değil, evinizde belki de kullanmadınız ki belki de bu zamanda en çok ihtiyacımız olan şey ben bilgisayarımı yenilediysem bu bilgisayarın artık evde durmasının hiçbir manası yok. Eğer siz bunu satarsanız belki de ihtiyacı olan birine de bu cihaz gitmiş olur. Evde öylesine durmasındansa evinizde bulunan tabletiniz, bilgisayarınız da telefonunuz gibi cihazları da bu site üzerinden satabiliyorsunuz. Aynı zamanda alabiliyorsunuz değil. Ben şimdi bu cihazımı verdiğim zaman ve bu cihazı yenilenmiş bir şekilde de bize sunuyor. Cihazı yenileme tarafında şundan bahsetmek istiyorum. Ben tüm verilerimi sildiğimi düşünebilirim. Yani atıyorum bu telefonu bir esnafa satacak olsam tüm verilerimi sildiğimi zannediyorumdur belki ama silmemişimdir. Bu adam da alır benim telefonumu farklı birine satar ve başka verilerim farklı insanların eline geçer. Bu da benim başımı bir süre artabilir. Ama de şöyle bir şey var. Ben telefonumu verdiğim zaman tüm verilerimin silinmiş olduğundan net olarak emin olabiliyorum. Eğer verilerimi silmediysem de bana tekrar bu cihazınızdaki veriler silinmemiş lütfen çıkış yapın diye bana telefonumu iade ediyorlar. Ben de tüm verilerimi çıkış yaptıktan sonra tekrar telefonumu satma istersem satıyorum. Bu yüzden yenilenmiş telefon ikinci el telefonlara göre çok daha güvenilir olduğunu söyleyebilirim. Veri tarafında eğer aklınızda sıkıntılar varsa Hakkı ile beraber bir video çekmiştik. Orada da bu telefonlardaki veriler neler oluyor? Sanırım şu tarafta olması lazım. Kartlara bastığınız zaman bir telefon yenilendiğinde tüm verileriniz nasıl silinir? Onları da göstermiş oluyoruz. Dedikten sonra ben bir başka tarafa geçmek istiyorum. Telefon satın alırken Ticaret Bakanlığı tarafından onaylı olduğu için bana 12 ay boyunca bir garanti sunuyor. Aynı zamanda eğer beğenmezsem bu telefonu 14 gün boyunca da iade yapabiliyorum. Buradaki güzellik de şu aslında. Ben mesela esnaftan gidip bu telefonu aldığımda ve beğenmedim. Bir sıkıntısını gördüm. Atıyorum kamerası titriyor. Beğenmediğimde geri götürmek istiyorum ama o adam bana şöyle bir karşılık verebilir. Sen bu telefonu benden aldığını ne bileyim. O yüzden bana bir garanti sunmadığı için izleyecek tarafında aynı fotoğrafı buralarımla beraber bu telefonu geri iadeyi çok kolay bir şekilde yapabiliyorum. Hatta gelip kapımdan alıyorlar. Böyle de bir güzelliği var diyebilirim. Gelin sizlerle beraber ofisimizdeki iPhone SE telefonunu EasyCep üzerinden nasıl kolay bir şekilde satarız sizlere göstereyim. Şimdi ben Google'a geldim ve arama kısmına EasyCep yazıyorum. Hemen karşıma ilk çıkan tarafa. Telefonu kolayca sata girdiğim zaman gördüğünüz üzere cep telefonu aksesuar, akıllı saat, tablet ve hemen sat kısmını görüyorsunuz. Ben hemen sata giriyorum. Ardından şöyle ve telefonumun ne olduğunu siz aşağıda belki Vivo'dur belki Honor'dur belki Huawei'dir seçebilirsiniz. Benim telefonum iPhone. Hemen SATA bastığım zaman yukarıda arama tarafına iPhone S İyi yazdığım zaman karşıma çıkacak diye düşünüyorum. Benim telefonum ikinci nesil olduğu için ikinci nesili seçtim. Burada size telefonunuz hakkında bilgileri soruyor. İşte hafızası ne kadar açılıyor mu? Bunları tek tek doldurmanız gerekiyor. Benim telefonumun hafızası 64 GB. Cihazım açılıyor mu? Evet açılıyor. Ekran durumu nasıl? Gayet sağlam olduğunu düşünüyorum ben ekranımın. Kozmetik durumu nasıl? Bence mükemmel. Kameraları çalışıyor mu? Evet. Her ikisi de çalışıyor. Parmak izi de çalışıyor dedikten sonra şimdi ben tüm seçenekleri seçtim. Bana bir takas ön tek Teklif bir de nakit ön teklif sunuyor. Takas ön teklifte şöyle bir şey var. Ben telefonumu 6.719 liraya EasyChip üzerinden farklı bir telefona takas edebilirim. Yani SE'yi satıp üzerine 12 almak istiyorsam aradaki fiyat farkını ödeyip ben telefonu alabilirim. Şöyle de bir durum var. Eğer takas yaparsanız %5 daha avantajlı oluyorsunuz fiyat tarafında. Ama ben nakit ödemek istiyorum. Nakit ön teklife bastığımda 6.399 liraya telefonumu satabileceğim. Şimdi isim tarafına ben adımı soyadımı yazıyorum. Beyzanur bak TC kimlik numaramı yazıyorum ama siz buraları göremeyeceksiniz. Mailimi de girdim. Hemen aşağıda şehir seçiniz diyor. Birçok şehirde var. Ben İstanbul'da olduğum için İstanbul'u seçiyorum. de benim kağıthane. Kağıthaneyi de şuradan seçeyim. Şimdi kağıthaneyi de seçtikten sonra şöyle bir güzellikten daha bahsetmek istiyorum. Kapında sat tarafında eğer dilerseniz bir iz cep çalışanı kapınıza geliyor ve telefonu kapıda satabiliyorsunuz. Ama biz bugün ücretsiz kuryeyi deneyeceğiz. Ücretsiz kurye tarafında bulunduğum konuma 3 saat içerisinde gelecek ve ben telefonu güzel bir şekilde kutlayıp aynı zamanda içerisindeki tüm verilerimi silip kuryeye teslim edeceğim. Ve bana daha sonrasında bir final teklif sunacaklar. Bakalım final teklifinde cihazım hakkında bana ne söyleyecekler. Ben o zaman hemen şu detayları da mahallemi falan girdikten sonra aşağıda işlemimi tamamla seçeneğine basacağım. Şimdi tüm işlemleri gerçekleştirdim. Kuryenin gelmesini bekliyorum. O sırada ben cihazımı kutulayacağım. Aynı zamanda içerisindeki tüm verilerimi sileceğim ve kuryeyi bekleyeceğim. Bakalım kuryeden sonra bizi neler bekliyor. Şimdi kuryeden bana bir mesaj geldi. Geldiklerine dair bir kod var. Kodu onlara söyleyeceğim ve telefonu teslim edeceğim. Son teklif için yolculuğa çıkacak. Çok heyecanlıyım. Şimdi kurye abinin yanına gideceğim ve kodumu söyleyeceğim. Gönderi kodumu söylüyorum. Tamamdır. Veriyorum o zaman. İyi günler. Teşekkürler. Telefonu kuryeye teslim ettim. Sizin için bir saniye benim için bir gün geçti ve bir gün ardından bana bir mesaj geldi. Sizlerle beraber açmak istiyorum. Merhaba Beyzanur Nur Baysan. Satış talebinize ait teknik inceleme tamamlanmıştır diyor ve bir bana link link yollamışlar. Bu link üzerinden benim onayı yapıp ya da yapmayacağımı gösterecekler. Bakalım nasıl bir sonuç vermişler. 12 saat sürmektedir. Ekranımda çizik varmış arkadaşlar. Bana teklif değerlendirmesini sunmuşlar. Burada yeni teklifte 6149 TL işte izleyici hediye çekiyle nakit para iş gününde farklı farklı seçenekler sunuyor. Ben nakit para 3 iş günündeyi kendi teklifimce çok daha makul buldum. Herhangi bir takas yapmayacağım için 3 iş gününde param gelecek. İban numara girmiştim zaten daha öncesinde. Onaylıyorum diyorum. Siparişim onaylandı ve artık 3 iş günü sonra benim param hesabıma yatacak arkadaşlar. Bence oldukça kolay bir ödemeydi Günlük hayatımda hiçbir böyle ekstra bir efor sarf etmedim. Kapıma kadar geldiler. Daha sonrasında direkt sadece tek telefonu kutuladım ve verdim. Oldukça kolay ve basitti. İbanıma da 3 iş günü içerisinde bana paramı yollayacaklar. Bu videomuz bu şekildeydi. Daha fazla sorunuz varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın unutmayın. Ben de yeni telefonun parasıyla bir şeyler yapayım. Eğer sizin de evinizde satmak istediğiniz cihazlar varsa EasyJap üzerinden çok kolay bir şekilde satabilirsiniz. Bunu da sizle beraber göstermiş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.